Çin yönetimi Uygurların derhal serbest bırakılması çağrısıyla 22 ülkenin imzaladığı mektubu gerçekleri yansıtmamakla eleştirdi. Pekin mektupta yazılanları iftira olarak niteledi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, olağan basın toplantısında söz konusu mektupla Çin'e saldırıldığını, iftira atıldığını ve yersiz suçlamaların yöneltildiğini savundu. Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında zorla tutulan Uygurların serbest bırakılması için kaleme alınan mektup, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu'nda bir ilk olma özelliği taşıyor. Çoğunluğunu batılı devletlerin oluşturduğu 22 ülkenin ortak mektubunda, Çin için Doğu Türkistan'da Uygur Türkleri ve diğer Müslüman topluluklara mensup azınlıkları keyfi gözaltılardan, serbest dolaşım haklarını ellerinden almaktan uzak durmaya davet ediyoruz ifadelerine yer verilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Etik Başkan Abdülcelil Karakaş, dünyada pek çok ülke Çin'in Uygur Türklerine karşı uygulanan zulme sessizliğini korurken, çoğunluğu batılı olmak üzere 22 ülkenin Çin'e Uygur Türklerinin serbest bırakılması konusunda çağrıda bulunması oldukça memnun edicidir. Çin'e karşı savaşan bu ülke ve yöneticilerine teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Zira Çin'e karşı birlik ve beraberlik olma zamanı. Bizim ve çocuklarımızın geleceği yine bizim elimizde. Birlik beraberlik içerisinde olup geleceğimizi böyle bir illetten kurtarmalıyız dedi. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa ve Avrupa Politika Özel Vekili Eski Ercan Efendi'nin ABD'nin Münih Başkonsolosu ile görüştüğü bildirildi. Görüşmede Doğu Türkistan meseleleri ve Uygurların durumu ele alındı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde İran'la ilgili son gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi. ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti. Sudan Askeri Geçiş Konseyi, ülkede yeni bir darbe girişiminin engellendiğini ve girişimin başındaki ismin yakalandığını duyurdu. Askeri Konsey'e bağlı Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Ömer, Sudan Devlet Televizyonu'nda yayımlanan açıklamasında, Silahlı Kuvvetler ve İstihbarat Teşkilatı'ndan muvazzaf ve emekli isimlerin yer aldığı başarısız bir darbe girişimi olduğunu, girişimin başındaki komutan ile 7'si muvazzaf, 12 subay ve 4 as subayın gözaltına alındığını belirtti. Birleşmiş Milletler, İran'a ait gemilerin Basra Körfezi'nde İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarının ardından bölgede olası bir krizin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcülerinden Farhan Hak, İran'a ait gemilerin Hürmüz Boğazı'nda İngiliz petrol tankerini durdurma girişimi iddialarını değerlendirdi. Genel Sekreter Antonio Guterres'in Körfez'deki tüm taraflara defalarca gerilimi arttıracak her türlü adımdan kaçınılması ve en yüksek seviyede itidal gösterilmesi çağrısı yaptığını hatırlatan Hak, bölgede olası bir çatışma felaketle sonuçlanır. Umarız tüm ülkeler bunu önleyecek adımlar atar dedi.